Merhabalar. Bugünkü videomuzda universal motorları inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz motor bir çamaşır makinesinden sökülmüştür. Motorun ağırlığı oldukça fazladır. Motorun bağlantı şeklini, iç yapısını gerçekleştirip test edeceğiz. Öncelikle motorun dış görünüşünü incelediğimizde şurada bir ibare bulunmakta. Onun haricinde herhangi bir yerinde bir model görünmemekte. Yani internetten bir bilgi sayfasına ulaşabileceğimiz herhangi bir bilgi yok. Buradaki yazıları arama yaptığımda herhangi bir sorunca erişemedim. Universal motorların çalışma şekli stator sargısına giren gerilimin kolektörlerle birlikte rotor sargısından geçip stator sargısından çıkarak oluşur. Çamaşır makinesi motorları yani universal motorlar hem doğru akımda hem de alternatif akımda çalışabilmektedirler. Doğru akımda alternatif akıma göre tork ve hız değerleri oldukça daha başarılıdır. Bu motoru herhangi bir amaçla kullanacaksak kasnak sistemi olmadan kullanmak oldukça tehlikeli olacaktır. Yüksüz devirleri 20.000 devire kadar çıkmaktadır. Yani bu da yapacağınız uygulamalarda istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Motorumuzu açalım. Bakım gereği varsa bakımlarını yapalım. Ve bağlantılarını gerçekleştirip testine başlayalım. Buradaki üst kapağı yukarıya kaldırarak alıyoruz. Şöyle koyalım. Evet, stator şu dıştaki kısım. Rotor ortadaki kısımdır. Şöyle yukarıya doğru çekerek statoru alalım. Rotorumuz. Ve konnektör yapısı. Kömürlerimiz iyi durumda. Şunlar fırça ve kömür olarak geçmekte. Yine buraya baktığımızda herhangi bir bilgi bulunmamakta. Şimdi konnektör kısmını da söküp onun altındaki bağlantılara bakacağız. Şurada bir bağlantı var. Buraya dikkat ederek yukarıya doğru alıyoruz. Bunlar kömürlerin bağlantı noktalarının ana gövdeye temas etmemesi için parçalarımız. Konnektör kısmını incelediğimizde burada bazı verileri görüyoruz. D1, D2, D3, A1, A2 gibi. Yine arka tarafında şuradaki konnektörlerin bağlantılarını etiketlemişler. Bunları kullanaraktan bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi şuraya değinmek istiyorum. Şurada bir sargı bulunmakta. Yine şuradaki konnektör vasıtasıyla buraya bağlanmakta. Buradaki bobin yapısı ne işe yaramakta derseniz rotorumuzun şurasında bir mıknatıs bulunuyor. Rotor yataklarla birlikte dönme hareketini gerçekleştirdiğinde sabit bobinin içerisinde mıknatıs hareket ettiği için
bobinin üzerinde bir gerilim indiklenmekte. Bu gerilim motorun hız kontrolünde kullanılmaktadır. İlk öncelikle bir rotorumuzu incelediğimizde iki tane rulman görmekteyiz. Diğer adıyla bearing diyebiliriz. Burada bahsettiğimiz mıknatıs yapısı. Burada kolektörlerimiz, rotor sargısı ve şaftımız bulunmakta. Burada biraz bakıma ihtiyaç var. Rulmanların dönme hareketlerinden ve kolektörlerin arasının temizlenmesinde. Rulmanlara WD-40 sıkabiliriz. Dönmesi oldukça rahatlamış bulunmakta. Şöyle bir yağını alalım. Kolektörleri de şu şekilde temizleyebiliriz. Çıkan karbon kömür tozlarını görebiliriz. Fırçalar karbon alışımlarla yapılır bu arada. Yani bu bakımları yapmak motorumuzun performansını doğrudan etkiler. Yatakların rahat dönmesi, kolektör dilimlerinin temiz olması. Şöyle baktığımızda motorumuzun rotoru gayet sağlıklı görünmekte. Rulmanlarımızda herhangi bir problem yok. Rotorumuz tamamdır. Statorumuzu inceleyelim. Yine statorumuzda yapılan sargılarla birlikte bağlantılar, konnektörlerle birlikte şu alt konnektöre geçecek şekilde tasarlanmıştır. Birinci pinimiz burası. Birinci pinimizden başlayarak sola doğru devam edeceğiz. D3, D2, D1 sargılar. A1 ve A2 iki fırçayı temsil etmekte. Out ve GN'de motor devrini ölçmemiz için oluşturulan gerilimi aldığımız yerdir. Yine alt bezimizin içerisinde şöyle bir temizleyecek olursak. Bunlar kömürün yatakları. Motorumuzun bağlantı şeması şekilde görüldüğü gibi olacak. Hız ayarı olarak piyasada veya internette rahatlıkla temin edebileceğiniz BTA 16 triya olan bir dimmer kullanacağız. Bağlantı şemasına baktığımızda birinci pinimiz D3, ikinci pinimiz D2 şeklinde devam etmekte. Burada D2 ve A2 pinlerini kısa devre edeceğiz. Neden dersek, videonun da başında söylediğim gibi statordaki sargıyı fırça vasıtasıyla rotora aktarmamız gerekiyor. Bundan dolayı şu iki pini kısa devre edeceğiz. D2 ve A2, numara olarak da ikinci ve dördüncü pini, üçüncü pin D1, beşinci pin A1, yani diğer
diğer fırçamızı şebekeye bağlayacağız. Şebekeye bağladığımızda tam güçle çalışmakta. Biz hız ayarı yapmak istediğimizden dolayı araya bir dimmer gireceğiz. Yine dimmerimizi inceleyecek olursak, giriş kısmı, çıkış kısmı olmak üzere iki şekilde bağlantı yapacağız. 220 voltumuz buradan girecek faz ve nötr olarak. Yine motor çıkışımızda 3 ve 5. pine buradan çıkış almış olacağız. Zaten dimmer devreye seri bağlıdır. Şuradaki baştaki iki konnektör kendi arasında köprülenmiştir. Yani dimmerimiz faz üzerinden yüke seri bağlanmıştır. Şimdi motorumuzu toplayıp bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Şuradaki mandalları geriye çekerek rotoru daha rahat oturtabilmemiz için ön hazırlık yapmalıyız. Şu şekilde yukarıya aldık. Aynı şekilde. İki tane kömür yatağını şuraya koyalım. Şuradaki iki pin buraya gelecek. Devre ölçümümüz için lazım olan pinler. Şöyle düzgün bir şekilde oturduğundan emin oluyoruz. Sonrasında 3 tane vidamız vardı. Bunları yerlerine oturtalım. Bir tanesi eksikmiş. Rotorumuzun rulmanını yerine oturtacağız. Kömürleri geriye doğru ittik. Evet. Bir tornavida vasıtasıyla çıkarttığımız kolektör yerlerine oturtalım. Statorumuzun da yine bağlantısını, konnektörleri düzgün oturtacak şekilde yapıyoruz. Şimdi üst kapağımızı oturtacağız. Motorumuz bağlantı için hazır. Rahatlıkla dönmekte. Motorumuzu yukarıya doğru kaldıralım. Birinci pimimiz, 8. pimimiz olmak üzere bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Şemamızı da bir yandan şöyle göz önünde tutarsak bizim için faydalı olacaktır. 2 ve 4. pini kısa devretmemiz gerekiyor. 2 4 3 ile 5. pin dimmere gidecek. Aynı zamanda dimmerdeki gerilimi ölçü aletiyle izlemek istiyorum. Onun için de dimmerin çıkışına bir ölçü aleti probu bağlayacağım.
Ölçü altımızın bağlantısını yaptık. Bu da şebekeden dimmerin girişine yapacak olduğumuz bağlantı kablosu. Yine bunlar da motorun devrine göre endüklenen gerilimi ölçeceğimiz pinler için yaptığım bağlantı noktaları. Bağlantılarımız tamam. Şöyle bir de pens ampermetre ile birlikte akımımızı ölçelim. Bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Ampermetremizi 20 amper kademesine alalım. Dimmer çıkışı, AC gerilim. Bu da motor devrine göre oluşacak gerilimimiz. Yine o da AC gerilimde. AC akımda. Tekrar edelim. Motorun çekici akımı pens ampermetreden. Kırmızı ölçü aletinden dimmerimizin çıkışı. Sarı ölçü aletinden ise motorumuzun devrine göre oluşacak gerilimi takip edeceğiz. Kayıt sırasında çok fazla ses olacağı için sesim duyulmayabilir. Gerilim ve akımları izleyelim. Testimizi tamamladık. Normal şartlarda şöyle bir bağlantının olmaması gerekir fakat ben döndüğünü göstermek amaçlı bu bağlantıyı yaptım. Test ederken de bütün gerekli önlemleri aldım. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Burada motorun devrine göre çıkan gerilimi dimmerin ayarını değiştirerek gözlemledik. Voltaj verisini analog veya dijital olarak işleyip triak sürücülü bir devre tasarlayarak bir çıkış gerilimi elde edip devri sabit tutabiliriz.
Yani zaten çamaşır makineleri de bu şekilde çalışıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.